Birim karelerden oluşan şeklin alanı birim kare sayısına eşit. Bu da 9 birim kare yapıyor. AK 2 eşit ölçüdeki alana ayırıyor. Demek ki şurası, yani şu yamuk 9 bölü 2 birim kare alana sahip. Şuraya x diyelim. Yüksekliği 2. Burası da 4 birim. Alan da 9 bölü 2. Alt taban artı üst taban 4 artı x. Çarpı yükseklik bölü 2, 2 bölü 2, 1 eşittir. 9 bölü 2, x buradan 9 bölü 2'den 4'ü çıkartırsak, 2 kere 4, 8, 9 eksi 8 bölü 2, yani 1 bölü 2. Demek ki şu nokta tam orta nokta, buralar 1 bölü 2. Şuradan bir dik inelim. Buralar da 1 bölü 2. Şimdi tanjant alfa yazabiliriz. Karşı bölü komşu, karşı 2. Bölü komşu 3 artı 1 bölü 2, yani 7 bölü 2. Buradan da 2 ters dönerse sonuç 4 bölü 7. İki şekli sağdaki şekilde birleştirelim. Şuralar 15'er derece olacak AE'den katlandığı için. Yani toplamda 30 derece olacak. Buraya 60 derece kaldı. Karenin bir kenarı 6 birim. Burası da 6. Şuradan bir dik iniyorum. 30-60-90 üçgeni oluştu. AB ile AB üssü eşit uzunlukta. Çünkü bu üçgen katlanınca buraya geliyor bu kenar. AB kenarı AB üssüne geliyor. Burası da 6 birim. 90'ın karşısı 6 birim ise 30'un karşısı yarısı 3. Şuranın tamamı 6 idi. O halde buraya da 3 kaldı. Burada oluşan dikdörtgenden B üssü kanda 3 olduğunu görüyoruz. Artık taralı alanı bulabiliriz. Şekil bir yamuk. Alt taban artı üst taban. 6 artı 3, 9 çarpı yükseklik bölü 2. Yüksekliği yazalım. 30'un karşısı 3 ise 60 derecenin karşısı 3 kök 3. Yüksekliğimiz 3 kök 3 bölü 2. O halde sonuç 27 kök 3 bölü 2. E noktasından tabanlara paralel çekerek ABCD yamuğunun orta tabanını çiziyorum. 1, 2, Pisagor'dan burası kök 5. Kelebek benzerliğini görüyoruz. Kök 5'e 2 kök 5. 2 katı 2 ise burası 2 katı 4. Tabanlar x ile y ise x artı y bölü 2 4 olduğu için x artı y 8. Şimdi yamuğun alanını yazabiliriz. Çünkü tabanların toplamı geçiyor. Yamuğun alanı 2a. Alt taban artı üst taban, yani 8 çarpı yükseklik bölü 2. Burada 1'e 2 benzerliğini biliyoruz. Büyük üçgen 2 katı. Şurası 1 birim ise burası 2 katı 2 birim. Bakın şurası 3 ise burası orta taban olduğundan burası da 3. O halde yüksekliğimiz 6 oldu. Çarpı yükseklik bölü 2, yani 6 bölü 2 3. 8'deki sadeleştirdik 4. Demek ki A 12, yani şurası 12. FC üçgeni alanı isteniyor. Burayı zaten yazabiliriz. 2 çarpı 1 bölü 2, yani buranın alanı da 1. O halde istenen alan 12 artı 1, 13 santimetre kare. BC 16, AD'de 16 olacak. 7'yi çıkartırsak burası 9. 9, 12, 15 üçgeni var. Şu üçgen koparılıp sol tarafa yapıştırılmış. Demek ki şurası da 15, burası da 15. İkizkenar yamuk. Şurası 7, burası da 9. Yükseklerimiz de 12. Bizden E üssü E uzunluğu isteniyor. Şöyle bunu çizelim. Şuradan da dik inelim. Burası da 12. Şurası 7 ve simetrik olduğu için burası 9. Şurası tamamen 16 yaptı. 12, 16, 20 üçgeni olduğunu görüyoruz. Demek ki istenen 20 santimetre. Şekillere biraz yaklaştık. 9, 12, 15 üçgeni. Buralar 15. Dolayısıyla şurası da 15. Burası 12, şu parça 6. Yine şuranın toplamı 15 olduğu için burası da 15. Şu üçgen 6 yapıştırıldığı için 15'ler bitişik olmalı. 9'da 12'nin yeri önemli değil. Çevrede fark etmiyor. Artık şeklimizin çevresini hesaplayabiliriz. Şuradan başlayalım. E'ye kadar geleceğiz. 6 artı 12, 18. 9 artı 12, 21. Ve 15'i de ekliyoruz. E'ye gelmiş oluyoruz. Bir tur attık. Artı 15.
İkisini topladık. 39. 39'a 15 de eklersek çevreyi 54 santimetre olarak buluruz.